Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel motifli bir çanta çalışmamız olacak. Kız çocuklarımız için çok sevimli bir çanta olacak inşallah. Şöyle iki renk ipim var benim. Bu ikisiyle yapmayı planladım ama ipim ince. 100 gramda 300-350 metre civarı iplerden iki kat kullanarak yapacağım. Dolayısıyla kalın bir ip tercih etmeniz gerekiyor. 100 gramda 100 metre ya da 150 metre olabilir. Bu kalınlıkta ölçülerde ip tercih edebilirsiniz. Ben şöyle sardım. İki kat kullanacağım. Tığımda ipimin kalınlığına göre şu anda 4,5 mm tığ almışım. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Anlatıma başlamadan eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma geçeceğim. Başlangıç ilmeğimizi atarak başlayalım. İpimi katladım gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi aynı 2 kat 5 tane zincir çekiyorum ve en baştaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim, ilmeği aldım. Aldığım ilmeği de tığımdakinden geçirip bir zincir çekip sabitliyorum. 2 tane daha zincir ekledim. İpi üzerine aldım. Oluşturduğumuz minik halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım. İkisini birlikte çıkardım. 2 zincir çektim. Tekrar ipimi üzerine alıp aynı noktanın içerisinden yine ikili trabzan yapacağım. İkisine bir, ikisine bir alıyorum. Zincir çekmeden tekrar doladım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Yine yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arası zincirsiz bir şekilde. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde 6 tane ikili trabzanım olacak şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu şu anda. Beş, iki zincir çektim ve altıncıyı yapıyorum. İki zincir daha çektim. En baştaki zincirin tepe noktasından tığımı geçirdim. İlmeğimi de tığımdakinden geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Hemen şu yan tarafa tekrar batıyorum boşluğa. Aldığım ilmeği de tığımdakinden geçirdim. Bir zincirle boşluk kısmına sabitlemiş oldum böylelikle. Hemen iki tane daha zincir çektim. İpi üzerine alıyorum. Zincirin birinci, yanına ikinci trabzanımı da yaptıktan sonra iki zincir. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. İpi üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa. 1 2 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir ipi üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha trabzan yapacağım. 2 tane daha zincir çekeceğim. Şu şekilde. Her boşluğa ikişer tane trabzan yapacak şekilde dolanacağız. Her trabzanın, ikili trabzanın arasında da ikişer tane zincir olacak. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir ilerliyoruz. Dediğim gibi alt kısımdaki her bir boşluğa 2 tane ikişerli trabzan grubu gelecek. Şimdi bu sırayı tamamlayayım ben hemen. İpin kalınlığı önemli arkadaşlar. Çünkü aynı sıra sayısında yaptığınızda daha minik bir parça elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla kalın iple yapmanızı onun için tavsiye ediyorum. Evet, şöyle son kısma da 2 tane ikişerli trabzan yaptım. Son 2 zincir çekip en baştaki zincirin tepe noktasından tığımı geçirip yine ilmek kaydırma yaptım. Yine aynı şekilde hemen yandaki boşluğa geçiş yapıp sabitliyorum buraya. Burada tekrar 2 zincir çekiyorum. İpi üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine 1 2 tane trabzan yaptım. Bu defa zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincirimi çektim. İpi üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. 1
2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. Araya 2 tane zincir. İpi üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğu atlıyorum. Batmadan bir sonrakine geçtim. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane daha trabzan. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki boşluğu atlayıp ondan sonrakine ikinciye geçiş yapıyorum ve aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Sonra yine 2 zincir. Bir sonraki boşluk kısmına geçeceğiz. Bunu atlayıp buna geçiyorum. Aynı şekilde devam edip tamamlayalım. Şöyle sırayı tamamladım. En son kısımda yine 2 tane zincirimi çektim ve sıranın başındaki zincirin tepesinden yine ilmek kaydırma yaparak şu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim ve ipimi keseceğim. İlmeğimi de çekip burada düğmemi oluşturdum. Şimdi ikinci rengimi alacağım. İkinci rengim beyazla devam ediyorum. Şu tepe noktasından sabitleyeceğim. Bakın şöyle uç sivri kısımdan bir ilmek atacağım. Ve şu şekilde sabitleyerek başlayacağım ben. Bağlayarak da başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum burada. 2 defa ipimi doladım tığıma. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. Tığımın üzerinde 4 tane ipim var. Tek tek çıkaracağım. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde çıkardım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar 2 defa sardım. Aynı noktanın içerisine yine dörtlü trabzanımı yapıyorum aynı şekilde. Tekrar bir trabzan daha. 3 ve 4 defa da çıkardım. Şimdi devam edeceğim. 2 defa sardım. Şuradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir buraya. Bir buraya. Üçlü trabzanların, bakın altta 3 trabzan var ya, 2 tane ara noktasına battım. Şuradaki boşluğa da 2 tane trabzan yapıyorum yine. Hepsi dörtlü trabzan olacak. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çıkarıyorum ilmeklerimi. Devam ediyoruz aynı şekilde. Buradaki trabzanların üzerine de yine bakın şu en baştakinin üzerine batmıyorum, sadece şuraya ve şuraya. 2 trabzan da buraya yapıyoruz. Sonrasında köşe noktasına geldiğimizde yine dörtlü trabzanla devam edeceğiz. 2 tane buraya yapıyorum. 1 ve ikinci. İkinciyi yaptıktan sonra köşe dönüş olduğu için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sonra tekrar sardım. 2 tane daha yapacağım. Aynı boşluğa, köşedeki boşluğa. 1 ve 2. Şimdi şu baş kısma döndük. Bakın şuradayız. Burada sonrası şöyle göstereceğim. Zincir aralarında. Burada bir zincirimiz, burada bir zincirimiz. Her zincirin arasında 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzan olacak. Burayı yaptığım gibi kalan diğer kenarlarında aynı şekilde tamamlayacağım. Sırasıyla hepsine trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 trabzan bu noktaya. 2 trabzan buradaki boşluğa. 2 trabzan yine şuradaki grubun üzerine. Sonra köşeye. 2 tane de buraya yaptıktan sonra bu kenarı tamamlamış oluyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi araya 1, 2, 3 zincirim ve tekrar 2 defa sarıyorum. Başlıyorum bu defa bu kenara. Bu şekilde tamamlayıp geliyorum şimdi. Son kısma kadar şöyle geldim. Yine en baştaki zincirimin en tepesinden ilmek kaydırma yaptım ve zincirimle sabitledim.
Burada hemen dibine batıyorum. İpi üzerine almadan şu şekilde kapattım. Sık iğne ile devam edeceğim. 1, 2, 3 tane sık iğne buraya yaptım. Sıradan bütün ilmeklerin üzerine batacağım. Sadece yine şu en başta dipte kalanlara batmıyorum arkadaşlar. Batabilirsiniz. Tercih sizin. Ben ilk hazırladığım motifte batmadığım için bunda da batmayacağım. Karşılıklı denk gelsin diye batmadığımı da sonradan fark ettim. Batılabilir. Yani illa batılmayacak değil dediğim gibi. 2, 3 tane bu araya batıyorum. Sonrasında bütün trabzanların tepesine batarak ilerliyorum. Her birine bir sık iğne. Bütün etrafını dolanalım motifimizin. Bütün etrafı dolandım. En son yine son sık iğnemi yaptıktan sonra en baştakinin içinden geçip ilmek kaydırıyorum. Şu şekilde bir zincir çektikten sonra burada ipimi kestim. Şimdi hemen diğer motifimi alacağım. Bu motiften iki tane olacak arkadaşlar. Aynı motifi kağıt ipten, penye ipten yapılabilir, yapabilirsiniz. Ya da çocuklar için olduğundan dolayı hani böyle yumuş iplerden de olabilir. O da çok hoş olur, kadife ipten. İki tane motifimi hazırladım. Ben renkleri zıt kullandım. Her birini farklı bir renk olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi motiflerimi alıyorum. Bir tanesinin şöyle arka yüzünü üste gelecek şekilde koydum. Diğerinin de arka yüzünü diğerinin ilkinin arka yüzüne denk gelecek şekilde. Yani ters kısımları birbirine bakacak. Her yüzde de ikisinin de ön kısmı olacak. Şu şekilde üst üste koyuyorum öncelikle. İpimi ben bu noktada iki kat kullanacağım. Şöyle yani iki kat derken zaten tek rengi iki kat kullanıyordum. Her iki rengi birlikte kullanacağım öyle söyleyeyim. Şöyle bir noktadan başlayacağız hemen. Köşe kısımlarından burada da aynı şekilde orta köşe kısmından başlayacağım. İpimi bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek atarak sabitleyeceğim dibinden. Bir buradan bir karşı taraftan alacağız. Bir kere battım. Şöyle yapalım. Hemen buraya bir tane zincirimi çekiyorum öncelikle. O şekilde batalım. Aralara birer zincir çekeceğim. Bu noktada birer tane atlayacağım. İkinciye batacağım. Bir tane de zincirimi çektim. Bir atladım. İkinciye battım. Karşı taraftan da aynı şekilde karşılığını alıyorum. İlmeğin ikisini birlikte sık iğne ile kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane atladım, diğerine battım. Burada da aynı bir atlayıp diğerine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde köşe noktasına kadar geliyoruz. Bu noktaya geldiğimizde bakın, şurada yaptığım gibi burayı şuraya batacağım. Köşeye geldiğimde bir tane atlamadan batıyorum. Burası çantamızın ağız kısmı olacak. Onun için dediğim gibi aralık bırakmadım. Köşe ve hemen yanındaki trabzanım boş. Şimdi burada ipimi şöyle tuttum. İlmeği aldım. Geçirdim. Tığımı şuradan geçiriyorum. Tekrar tuttum. İkisini bir çıkardım. Burayı bırakmadım. Bırakmadığım ipten tekrar geçtim. İlmek aldım. Tuttum. İkisini çıkardım. Buradan tekrar geçtim. Bu şekilde yapacağız sap detayını. Özellikle bunun için iki kat kullandım ipimi. Daha kalın olsun, daha dirayetli, kullanışlı olsun diye. Hem de daha gösterişli duracaktır. Birazdan bükülecek sap detayımız. Biz de o doğrultuda sabitlemesini yapacağız. Önce kıvıracağız, sonra yapacağız. Şimdi ben bu şekilde sap ne kadar uzun olsun istiyorsam o uzunlukta
Örüp devam ediyorum. Ne kadar istiyorsanız o kadar devam edin arkadaşlar. Ben de kapatayım. Aynı ilerleyeceğim çünkü. Tamamlayıp geleyim. Evet, benim istediğim boyuta geldi. Böyle ortalama 3-4 yaş için kullanılabilecek bir boyutta yaptım. Düzde kullanılabilir ama şöyle tutulduğunda zaten hafif kıvrılan, hani kıvrılmaya meyilli bir model olduğu için ben böyle birkaç defa kıvırdım. Böyle bir görüntü olsun istiyorum. Ve sonrasında yine devam edeceğim. Şöyle en son teke düşürüp kapatıyorum sap detayını ve şu karşı kısımda battığımız noktadan, şu noktadan bakın, üç köşedeki üçlü, yanındaki boş ve şuradan başladık. Aynı şekilde burada da o karşılıkta denk getirip bitirelim ve yine aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Bir atlayıp bir sabitliyorum. Köşelerde 3 defa batacağız. Yani oradaki 3 sık iğne kısmını atlamadan gidişatın gerektirdiği şekilde. Böyle ben şimdi bütün etrafını dolanıp tamamlayıp geliyorum. Başladığımız noktaya kadar aynı şekilde ilerleyelim. Burada bakın yine atlamadan batacağım hepsine ki köşe detaylarımız rahat dönsün, kıvrılma yapmasın, kasma yapmasın. Köşedeki 3 tanenin 3'üne de battım. Sonrası gerektirdiği şekilde bir atlayıp bir batarak ilerleyelim. Evet, son kısma geldim. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi azıcık şöyle uzaktan keseceğim ki iç kısma çekip saklayabileyim onları. Şöyle iç kısımdan da buradaki ipleri çekeceğim ve içten sabitleyeceğim arkadaşlar. Bunları sonra tek tek sabitleyerek keseceğim ve kaybedeceğim. Şöyle içe çekiyorum. Öncelikle dediğim gibi iç kısmından çevirerek de hepsini sabitleyeceğiz. Keseceğiz ve içini de temizleyeceğiz. Evet, isterseniz astar da dikilebilir. Bu aşamada şimdilik bu kadar yapacağız. Evet, kar tanesi çanta modelimizi bitirdik, tamamladık. Bu şekilde kış sezonu ve kış modeli olduğu için ben böyle soğuk bir mavi ve beyaz tercih ettim. Ama böyle pembelerle, turuncularla, canlı sarılarla yapıldığında da çok güzel olacağına eminim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Faydalanabileceğiniz, böyle kız çocuklarımız için yapıp hediye edebileceğiniz, çocuklarınızı, yeğenlerinizi, torunlarınızı sevindirebileceğiniz bir model oldu diye umut ediyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.